Mavi Kadın izleyicileri, bugün astroloji derslerinde en sevilen konusu Jüpiter'den bahsediyor olacağız. Jüpiter, bolluğun, bereketin, şansın, aşkın, belki de yayılmanın en çok olacağı konuyu gösterir haritalarımızda. Hepimizin bir Jüpiter'i var ve hepimizin Jüpiter'i hayat alanımızda bir yerde. Jüpiter'inizi bulmak için bazı uygulamalar var, onları kullanabilirsiniz ya da bir harita çıkarabilirsiniz. Haritanızı bir sürü internet sitesinde çıkarabilirsiniz ama bir harita çıkarın kendiniz için, en azından bunu tavsiye ederim. Sonra bir Jüpiter'inize bakın, neredeymiş diye. Eğer Jüpiter'iniz Koç burcunda ya da birinci evdeyse eğer, hayatın genelinde yansıyan bir şanstan bahsederiz. Bazen abartan, bazen her şeye fazla hızlı başlayan, bazen böyle kafa göz yaran bir haliniz olabilir ama yine de hayatın size karakterinizle ilgili bir bereket vereceğini söyleyebilirim. Bereketinizi dağıtmayı unutmayın. Jüpiter'iniz ikinci evde ya da Boğa burcundaysa eğer, işte o zaman para konusunda çok şanslısınız demektir. Para, maddi manevi değerler size akmak için bekliyor olabilir. Ne güzel. Bunu kullanmayı ve paranızı paylaşmayı unutmayın ama. Jüpiter'iniz 3. evde ya da ikizler burcundaysa eğer, iletişim konusunda, ticaret konusunda, eğitim konusunda, seyahat konusunda oldukça şanslısınız. Ne mutlu size. Şansınızı, bereketinizi insanlarla paylaşın, daha da çoğu gelecektir. Ama tabii insanları konuşarak öldürme potansiyeline sahipsiniz, onu da unutmayın. Jüpiter'iniz yengeçte ya da 4. evdeyse eğer, aileniz, kökleriniz, genlerinizle ilgili oldukça şanslısınız. Kuvvetle muhtemel de güzel evlerde yaşıyor olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Şansınızı bilin ve bunu kullanın ve insanlarla paylaşın derim ben. Jüpiter'iniz 5. evde ya da Aslan burcundaysa eğer, aşk, spekülatif piyasalar, çocuklar, eğlence konularında çok şanslısınız. Şansınızı kullanmayı ve başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Aşkla ilgili tavsiyeler verin, insanlara yardım edin ki bereketiniz daha da artsın. Jüpiter'iniz 6. evde ya da Başak burcundaysa eğer, biraz fazla çalışmaya odaklı olmaktan bazen fırsatları kaçırıyor olabilirsiniz ama günlük iş hayatı, rutinler, sağlığınız konusunda oldukça şanslısınız. Jüpiter'iniz 7. evde ya da terazi burcundaysa eğer, ilişkiler, ortaklıklar, diplomasi konularında oldukça şanslısınız. Şansınızı kullanmayı ve insanlara bu konularla ilgili destek olmayı unutmayın. Çünkü hep derslerde de söylerim, Jüpiter'ini, bereketini paylaşan daha çok bereket alır. Yoksa bereket tıkanabilir. Jüpiter'iniz 8. evde ya da Akrep burcundaysa eğer, daha büyük paralar diyeyim, daha birazcık karanlık tarafa geçme ihtimali olan bir evdir. Başka insanlara tavsiyeler verebilirsiniz. Para konularında başka insanların paralarını değerlendirme konusunda destek olabilirsiniz. Ama buradaki hırsı biraz kontrol etmekte fayda var. Jüpiter'iniz 9. evde ya da Yay burcundaysa eğer, çok iyi bir eğitmen, çok iyi bir turizmci, çok iyi bir akademik kariyeri olan insan olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bilgi size akar. Bilgiyi diğer insanlarla paylaşmanın yollarını bulmalısınız ki bereketiniz artsın. Yurt dışında yaşam konusunda da şanslısınız. Jüpiter'iniz 10. evde ya da Oğlak burcundaysa eğer, kariyer en şanslı olduğunuz konu. Muhtemelen yaptığı işle tanınan, bilinen bir insan haline gelme ihtimaliniz oldukça yüksek. Kariyer yolculuğunda insanlara destek verin ki bereketiniz daha da artsın. Jüpiter'iniz 11. evde ya da Kova burcundaysa eğer, sizin kalabalıklara girdiğiniz anda sizi sevmemeleri mümkün değil. Muhtemelen hemen bir korunup kullanıyorsunuzdur. Kalabalıklar, dernekler, organizasyonların içerisinde olun. Kısmetiniz ve bolluğunuz oralardan gelir. Aynı zamanda hayaller konusunda da oldukça şanslısınızdır. Hayal edin, hayat size destek versin. Ama siz de bu konularda başka insanlara yol göstermeyi unutmayın. Jüpiter'iniz 12. evde ya da Balık burcundaysa eğer, gizli bir el sizi hep korur. Ne kadar zor duruma düşerseniz düşün, bilin ki hep bir el sizi de oradan alıp çıkarır. O yüzden en sevdiği pozisyonlardan biridir Jüpiter'in 12. ev ya da Balık burcu. Bereketiniz, bolluğunuz size akmak için bekliyordur. Gelen bereketi paylaştıkça daha çoğunun geleceğini unutmayın. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Kanalı izlemeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.